Selam arkadaşlar. Bugün tekrar buradayım. Bir önceki videoda tam şurada iki tane küçük kasacık açmıştım. Bugün geldim. Şimdi burada biraz daha büyükleri var. Şunu yarıda bırakmıştım, açamadım. Bir tane de tam şurada var. Koki. Ama bugün yanında değişiklik olarak en sadık dostum yanımda. Gel oğlum. Koki. Gel. 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 Aferin. En sadık dostum dediğim gibi yanımda. Koki için bir like alayım. Hadi. Macera başla. Şimdi şunu biraz bekleteyim. Şuna başladım ya. Bunu da açmaya deneyeceğim. Koki hangisinde oğlum? Bir sonuna bakalım ya. Bunda mı? Bunda mı? Gel. Gel bakalım. Sonuna bakalım. Bunun içinde var. Gel. Gel oğlum. Bul defineyi ya. Gel. Gel bakalım. İçinde mi? Hangisinde? Bunda mı? Sonuna bakalım. Ha, hangisinde? Hangisinde oğlum? Hangisinde? Hangisinde? Şöyle. Hangisinde? Bunda mı? Hadi. Gel açalım bakalım. Deneyelim bakalım. Bunu açma da. Bir çıkart hadi sen. İçi boş mu dolu mu bir görsem. Büyük ihtimal birisi yalancı bunun. Birinde var birinde yok. Neyse dediğim gibi. Büyük ihtimal bunda ama bunu da açmadan rahat edemem. Şimdi devam. Büyük balyozu aldım. Bu iş için. Vurdum mu oturtacak artık. Öyle daha kolay olması lazım işte. Kıramadı. Kırılsa güzel olacaktı. Şuraya vursam. İki burç aldım. Bu sefer işi tamamlayacağım. En azından daha kolay olacak diye ümit ediyorum.
oldu oğlum? Şimdi bacak şimdi silah çıkacak. Vallahi arkadaş nasıl yaptın siz bunu? Çıkmıyor anasını satayım. Daha büyüğü var şimdi elimizde. Ben dedim bu kolay olur. Bununla zorlanırım. Bu beni daha çok zorluyor. Sen de gel gel. Gel gel oğlum. Gel gel kork. Atla ha. O da öyle içeri. Ha var mı define çık içeri. Bayağı bir kırıldı. Ama çıkmadı. Ben dedim çıkacak artık. Çıkmadı be ya. Bir çıkıvereydi de. Yes. Bu iş olacak. Bu iş olacak. Hemen. Böyle kapatadı mı? Alandı mı? Şans yok artık. Kasa açılıyor arkadaşlar. Kasa açılıyor. Bismillah. No, 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 no. Yanlış kasa mı? Çok. Ha? Bunda mıydı acaba? Şu siyah görünüyor da. Şimdi bir kontrol edeceğim onu. Makineyle. No, 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 no. İşler kötü. O kadar çalışma. Emek. Şimdi sıra bunda demek. Şuracıklarını bir vurayım. İçimde kalmasın. Düştü. Boş. Boş mu boş? Niao 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 niao. Boş arkadaş. Sıra bunda. Hadi bakalım. Oh, güzel ama. Şu birinci çıkarttığım olandı. Geçen videoda paylaşmıştım.
Bu üçüncü artık. Bir tane daha var büyük. Şimdi bunlar bana şey yapacaklar. Burada buraya koyayım onları. Hop gitme oğlum. Gitme gitme. Nereye? Tüh, ikisi de gitti. Koki yakala oğlum yakala. İkisi de yuvarlak gülle gibi oldukları için gittiler. Neyse. Sıra bunda. Biraz mola verip buna devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Küçük bir moladan sonra buraya da başlayalım dayım. Başlayayım ve bitirelim. Burada şansım gülmedi. Şimdi dediğim gibi ya bundaydı ya bunda. %50 şansım vardı. Bunda çıkmadığına göre bunda %100 artık olması lazım. Şimdi taşta şurada da bir çatlaklık var. Hemen burasını alacağım. Burası da kolay olacak inme gereği. Hemen başlayalım. Başladın mı Koki? Oğlum bak sen dedin ondadır. Çıkmadı gördün mü? Aldattın beni. Dur oğlum kamerayı yıkacağım. Kabak gibi ortada kalacak şimdi bu kasacık var ya. Hani tappa yapmışlar. Şimdi onu çıkartabilirsem. Kabak. İnada vardı. Kabağı görüyor muyuz arkadaşlar? Maşallah, maşallah. Maşallah yavrum. Açacağım seni yavrum. Hadi bakalım. Bir de usanmasın. Şuralar zaten toprak. Ama bayağı büyük bu. Diğerleri gibi küçük değil. Bayağı büyük bir kabağımız var. Yani.
Bu boşandı. Bu iş olacak ya. Kaçarı yok. Parça parça düşüyor kabak. Kabak gibi açacağım seni. Güzel bir şeyler var bana içeriden. Cicili bicili. Vallahi bayağı çatladı. Az kaldı. Olacak bu iş. Madem murcu gevşedi. Az kaldı. Açıldı. Açıldı. Vallahi açıldı. Ne oldu şimdi ya? Ay kardeşim. Ay kardeşim. Tövbe yarabbim. Ne oldu şimdi? Yine mi ne o ne o ne o ne o? Bu ne? Dur oğlum. Dur. Sanki bir bez varmış gibi ama çürümüş etrafında. Hı? Hiç metal bir şey yok mu ya? Pointer'ın nerede cebinde? Lanet olsun John. Yine boş çıktı. Ne şanslı adamım anasını. Ama bir bez varmış. Ya belki de bir harita gibi bir şey vardı ya. Ama paramparça olmuş. Bunun artık bir şey olmaz ki. Hı? Zaten dokundukça parçalandı. Acaba bunda mı bir harita var? Hadi oğlum be, adam bir ses veriyor. Olamaz ya. Hadi John, göster kendini. Oğlum Koki, sen de başımın dibine ne zaman aradın? Arkamdaydın şimdi. Nasıl gittin sen oğlum oraya? Hakkımı alacağım abim seni. Olamaz ya. Nefret ettim. Nefret ettim ya, o kadar da uğraştım. O kadar da uğraştım. Gülleye bak. Hay maşallah. Gene küsran ama da gideceğim. Bir kontrol edeceğim. Orada da kesin bir şeyler var. Burayı zaten bulmam zor oldu. Bayağı bir yoruldum. O yüzden dedim. Şöyle baktım. Eskiden de bir ateş falan yakmaya çalışmışlar. Ben de dedim bir küçük bir ateşçik yakayım da hafif bir ısınalım. Bugün hava acayip soğuk olduğuna. Hadi bir ateşçik yakalım. İnşallah yakalırız.
naylonu buldum. Biliyorsunuz artık naylonlar her yerde maalesef. Biraz ısınayım. Şimdi gireceğim bu. Artık nedir bilmiyorum. Taştan kilise midir yoksa eski sığınaklar mı? Ama güzel bir video çekeceğime emin. İnşallah bir şeyler de buluruz. Şöyle ateşim bir yansa. Ondan sonra ateş devam edeceğim. Artık aldı. Sadece naylon değil. Şöyle birkaç tane de kalas koydum mu üzerine fıstık gibi olacak. Hazır. Buralar zaten hava çok nemli olduğu için yer. Asla yangın çıkma ihtimali yok. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi buraya girmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım hadi. Bismillah diyelim. Videoya like atalım, ondan sonra gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Valla büyük ihtimal şimdi ışıkları açtım. Şimdi daha doğal bir giriş gibi görünüyor ama doğal değil. Kesilmiş nereden diyeceksiniz? Şurada kesikler var arkadaşlar. Valla bir yerleşim yeri mi acaba? Yoksa evet, şurada bir oda gibi görünüyor. Aslında diğer çıkışta hemen şurası. Değil mi? Hemen burası. Şurada ileride küçük bir giriş var. Şimdi oraya gireceğim. Ama bayağı bir dar ayarlamam lazım. Şimdi tam görünüyor. Kesik oldu. İki tane ışık tutuyorum. Size daha güzel görüntü çıkarabilmek için arkadaşlar. Demeyin. Vay efendim. Vallahi buradan aşağı doğru gidiyor ama. Vay vay vay. Aşağı yukarı 1,5 metre kadar falan gireceğim ya. Buraya kadar gelmişim. Geri dönmeyeceğim. Buradan ineceğim arkadaş. Çantamı da almam lazım. İçinde önemli şeyler var. Burada bir şuraya ayakla basılacak gibi bir şey var galiba. Bismillahirrahmanirrahim. İşte düşüyor. Ama kayganmış. Şöyle kaygan. Kuyu gibi bir şey. Çantamı alayım. Olay buradan bir odaya bir giriş gibi bir şey. Orada tabii benden önce gelenler olmuş herhalde. Pet şişeler falan var ama şurada nasıl viraj yaptığını görüyor musunuz? Küçük bir dar alan. Ama elle yapılmış yani. Normal mağara değil. Vallahi galiba bir yeraltı şehri mağaranın gibi bir şey. Şu nedir? Demir. Şimdi artık emekleyerek. Vay 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 vay, odaya açılıyor. Gerçekten de bir odaya açılıyor. Vay arkadaş. Wow, kaç tane girişi var. Burada da bir giriş var. Böyle dar alanlarda da hiç nefes alamıyorum. Çıktım odaya, çıktım. Ne oldu şimdi? Çantam kaldı. Neyse, uzanır alırım. Nizlerin üzerinde yarıyorum. Ya keşke nizliklerde bu çantayı koysam artık. Öğrensem koymayı iyi olur. Vay be odalara bak. Hemen şu gözümü çarp. Bunun içinde toprak var yani ya acaba. Hemen bir incelemeyi almak istiyorum biraz. Burada da bir giriş. Şurada görüyor musunuz? Şurada var, burada var. Tam karşıda. Bir de burada var. 3 tane daha kapı var. 3 yere ayrılıyor yani. Artık birini seçeceğiz, gireceğiz. Thank you.
Ya insan değil. Bir paracık bir şey bırakır. İnsan meraklansın diye. Mur çizilerini görüyor muyuz arkadaşlar? Hepsi her işçilik. Küt 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 küt. İnsanlar şey yapmış. Burada şöyle köşeli bir yer. Demek ki burası kapı şeklinde kapanıyormuş. Hop, makineye açık çantayı koyduk. Açık kuruldu. Neyse, çantayı şimdilik burada bırakacağım. Şu odalardan içeri girmeye çalışacağım. Bakalım nelerle karşılaşacağız arkadaşlar. Sonra bunların ikisini deneyeceğim. Sen merak ediyorum. Ya yanımda bıçak yanımda. Şu bıçağı almam lazım. Ama başka giriş yok gibi görünüyor burada. Peki. Öyle dizlerinin üzerinde rahatla geçebiliyorum. Ama doğrulamıyorum da. Küçük bir böcek girdi. Şurada bir yarası var. Hayvan direkt bakıyor. İnşallah kamera görüyordur. Şurada var. Daha bir şeyler koymak içinmiş. Artık kandil mandil neyse. Hoppa. Cepte yankı yapıyor ama. Şurada bir şey var hala. Vallahi buraya pet şişeler falan vardı. İnsan girmiş. İnsan girmiş ama. Onun içinde yanan bir şey var. Yanıcı bir. Bayağı bir eski görünüyor. Fazla eski de olmayabilir. Bir bakır işleme. Bakırdan. Bayağı. Şimdi bunu telefonla çekeceğim. Bunu da telefonla çekeyim arkadaşlar. Böceği değil ama böcek de benden korktu, kaçıyor hayvan. İçinde bir yanıcı madde var ama şimdi telefonla dolunca tam ışığı veremiyorum. Aslında ışığı şöyle koymam lazım. Dursa. Ya işte arkadaşlar, kamerayı çekmek de böyle zor bir şey. Size göstermek istediğim detayları dedim göstereyim. Çünkü bir detay görüyorum. Şurada bir tam dibinde bir yüz var, görüyor musunuz? Tam çanağın dibinde, şunu dökeceğim içinden. Dökeceğim dibini. Vay 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 vay. Vay vay, detaylı bir şey bu ha. Ama dediğim gibi buraya başka insanlar da girdiğine göre bu herhalde, ne bileyim, tılsımlı bir şey mi acaba ya? Biliyor musunuz ne yapacağım ben şimdi? Hiç beklenmedik bir şey olacak ama öyle de olacak. Külleri yeniden toplayıp içine. Külleri toplayıp şöyle tekrar buraya koyacağım ben onu. Vallahi koyacağım ki kalsın burada. Artık bir tılsım bir şeyse başımıza bela olmaz. Bir büyü falan yaptıysalar. Şurada bir çeşit yazılar var ama ne çeşit bilmiyorum. Değişik. Bir şeyler yazmışlar bu kapı. Tam girişin başı. Vallahi küçük bir oda, aşağı yukarı 2 metreye 1,5 gibi, her yer kapalı. Şöyle güzel bir yarasası var. Hayvancık, ne küçücük minnacık bir yaratık ya. Neyse, ben buradan çıkayım. Bıçağımı alayım. Bir şey yok, tehlike yok yani. Bıçağı toplayıp. Olaylar şurada. Şöyle bir yazılar var, değişik bir figürler. Ve şu, vallahi güzelmiş. Neyse, çıkıyorum. Başka bir şey yok. Şurada da varmış aslında bir şey ama onu almışlar işte. Başka yerde bir yazı bir şey görünmüyor.
böyle dizilerin üzerinden dizilir almadım. Vallahi orada nefes almak biraz zordu. Burası daha güzel. Hava akımı var en azından burada. Oh. Şimdi fenerin birini bırakıyorum. Şu kalsın. Çünkü GoPro ile biliyorum ki karanlık yerlerde güzel çekim yapmıyorum. Vallahi bayağı işçilik var. Bayağı bir işçilik var. Bayağı güzel yerler ya. Keşfedilecek yerler bunlar ya. Daha devam ediyor şöyle. Devam ediyor. Burası acayip dar. Buradan geçebilirsem büyük iş. Sürüne sürüne geçeceğim. Başka bir odaya çıkıyorum. Ama burada direkt dışarıya dönük penceresi var. O yüzden ışıklı. Işıklı bir yer. Sürüne sürüne geçmeye çalışıyorum. Burada günümüze ait bir olay var. Şurada yine iki tane. Bunlar herhalde buralara kandil koymak için ya da mumluk falan olabilir. Işıklandırmak için. Bunu yakın dönemde kullanmışlar burada. Bildiğimiz tahta arasını satayım. Şöyle herhalde şöyle göstereyim. Herhalde burasını kapatmak için. Olabilir mi? Olabilir. Birisi kapatmak istemiş. Artık ne amaçlıysa bilmiyorum. Şimdi bir bölüm daha var. Bir bölüm ha. Orada gireceğim. Çıkacağım. Şurada kazılmış. İlginç. Küçük bir oda. Buradan geldim. Buraya gidiyor. Vallahi insan kafası karışıyor arkadaşlar. Karışmıyor değil. İnsan bayağı bir düşünüyor nereden geldiğini ama buradan geldim. Yok, şuradan geldim. Şimdi buraya gireceğim. Neyse böyle devam ediyor. Artık ilginç bir şey varsa devam ederim. Açarım. Arkadaşlar dediğim gibi gösterdiğim gibi çok şükür mağaradan çıktım. Şimdi de böyle bir gidiş var ya, bunu görmemiştim. Şu gidiyor. Karşıda dedim ya hala taşlar devam ediyor. Büyük ihtimal oraya gidiyor. Ama görüyorsunuz nasıl yapılmış, kesilmiş yani. Bu taş yapıdan alınmış. Neden diyeceğim. Şunları görüyor musunuz? Küçük küçük. Merdiven. Şöyle merdiven merdiven. Aslında ters dönünce göreceksiniz. Bakıyorum kameradan görünmüyor. Kesilik. Kesik bir şekiller verilmiş. İlginç şekiller şurada da verilmiş. Bak şimdi ne göstereceğim size. Şurada bir sunak var. Sunaktan bir tane olduğumuz var. Şöyle gidiyor. Nereye gidiyor? Bak böyle kenardan kenardan buradan düşmesem iyi olacak. Kenardan kenardan gittiği yerde adam tam altına eşmiş, kazmış. Boşu boşuna kazmamış. Bu işaretleri takip edenler sadece biz değiliz. Tabii defineciler bu işleri zaten biliyorlar. Tam altını kazmışlar. Şimdi oraya gidiyorum. Hadi bakalım. Tam bu eski yolu takip ederek oraya gideceğim. Şimdi oraya gideceğim de şurada da bir oda var ya. Vallahi güzel bir taş devrinde bir alana şey ettim yine. Buldum yine. Vallahi. Nereden buluyorum bunları ya? Bak 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 bak. Odaya bak şimdi sen burada. Tam kazılacak yere gidiyorduk. Şöyle güzel bir oda. Kapısı da burada. Şurada şöyle üzeri herhalde büyük ihtimal eskiden kapalıymış. Vay 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 vay, güzelliğe bak ya. Güzelliğe bak sen ya. El işçiliğine bakın burada arkadaşlar. Bildiğimiz taş. Adamlar ne yapmış? Tak 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 almışlar. Yaşam yeri yapmışlar. Tabii eskiden de öyleymiş. Çimento olmadığı için
şurada bir patika var. Bu patika. Şurayı göstereceğim. Bak tam buradan geliyorum. Nasıl merdivenler kazılmış. Ben de şimdi oradan geliyorum. Şurada aşağıda bir giriş daha görüyorum. Ona gideceğim. Ama odaya bak. Odaya bak sen. Şurada da var bir şey. Buraya geleceğim biraz sonra. Ama önce bu şu kazılan yeri incelemek istiyorum. Dediğim gibi tam sunak neredeydi? Tam şuradaydı. Şöyle akıyor. Direkt altta. Adam da tam toprağa kazmış. Aşağı yukarı birebir bir alan açmış. Hoppala, hoppala, coppala diyor. Şurada çizgilere bak ya. Bu açılmadık mı acaba? Hı? Bana böyle görüyor diyor. Şurası açılmaya çalışılmış. Yoksa doldurulmuş, kapatılmış gibi görünüyor ama birisi de bayağı bir açmaya çalışmış. Hele şu pointer'in zamanı geldi. Evet, pointer'imi aldım. Şunu bir denemek istiyorum. Bir şeyler belki çıkartırız ama şurayı görüyor musun? Nasıl düzgün bir şekil verilmiş. Burası da öyle. Bir zamanlar şimdi bir zamanlarda da hep yazmışlar. Şurada da var. Düzgün bir şekil verilmiş. Burada da olması gerekiyor. Ya açmamışlar ya da kapatmışlar bir şekil. Şu odaya gideceğim şimdi. Şurası çok güzel. Bayağı büyük bir oda. Ah, üzerinde şeyi görüyor muyuz? Tam şurada. Burada da var. Burada da var. Bunlar hep gizli kasalarmış. Ve açmışlar arkadaşlar. Açılmış kasalar. İnsan bazen sadece durup seyretmesi gerekiyor. Büyük güzellikleri. Tavan ama yüksek, aşağı yukarı 2 metre kadar yüksek. Burada en azından eğilmek zorunda değilim. İyi tarafı o yeraltı şehrinde hiç yüksek değildi. Aşağı yukarı 1.50 civarıydı. Eğilmeden bir şey olmuyordu. Demek ki yeraltı şehri olmayabilir. Daha çok mezar odaları da olabilir. Çünkü yaşam yeri olsa adamlar 1.50 kazdığı zaman niye daha 20-30 santim kazmasın ki? Eğilmeden durabilirsin içinde. Büyük ihtimal. Aynen öyle. Kaya mezarıydı herhalde. Neyse, devam edelim bakalım. Taş yanmaya başlamış ya. Hemen şunları alıp üzerinden sadece kollara bakacağım. Bayağı bir kor toplanmış. İyi güzel şimdi. Şimdi hedef neydi ha? Sus. Üzerime çekersin perde. Dün 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 dün.
Vallahi şehirden çıktık. Yemeğimizi de yiyelim. Yemeği yedim mi arkadaşlar? Bayağı bir yol bekliyor arabaya kadar. Kebap yapacağız, kebap. Oldu mu? Oldu, çok güzel oldu. Piu. Şimdi tam dumanda, biraz sonra hazır. Mükemmel oldu. Biraz sonra yemeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başladığımız yerde videoyu sonlandırayım dedim. Yemeği de yedim mi? Olay tamamdır. Hadi bakalım. Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşça kalın diyorum. Abone olmayan arkadaşlar lütfen kanala abone olsunlar. Haydi.